Bir nesneye bakarken neye baktığınızı anlamak için nesneyi bileşenlerine ayırmanız gerekir. Buna özellik sezinleme diyoruz. Özellik sezinlemenin birçok bileşeni bulunmakta. Şimdi bunlara bakalım. Bir güle bakarken, hangi renge baktığınıza karar verirken, aynı zamanda şekle de bakarsınız. Yani gülün biçimiyle ilgili bilgi sahibi olursunuz. Aynı zamanda hareket hakkında da bilgi edinmeniz gerekir. Mesela, gül hareket ediyor mu? Gülü karşıya mı fırlatıyorum? Yani ne zaman bir nesneye baksak, renk, şekil ve hareket hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Şimdi, her bir özelliği inceleyelim. Renk algılama özelliğimiz, retinadaki koni hücreleri sayesinde olur. Koni hücreler çok önemli çünkü farklı türde ışıklara duyarlıdırlar. 3 temel koni hücresi vardır. Gözümüzdeki koni hücrelerinin %60'ını oluşturan kırmızı koniler, %30'unu oluşturan yeşil koniler ve %10'u oluşturan mavi koniler. Bunları kırmızı, mavi ve yeşil olarak ayırmamızın sebebine gelince, kırmızı koni hücreleri, kırmızı ışığa karşı aşırı duyarlıdır. Mesela, şu gülün yaprakları kırmızı ışığı yansıtıyor ve ışık gözümüze giriyor. Eğer ışık kırmızı koni hücrelerinden birine ulaşırsa, koni hücresi aktive olur ve eylem potansiyeli gerçekleşir. Bu potansiyel, beynimize ulaşınca da beynimiz kırmızı bir şeye baktığımızı algılar. Neye bakarsak bakalım, gerçekleşen olay bu. İnanılmaz değil mi? Buna, renkli görüşte 3 renk teorisi diyoruz. Evet, bu güle bakarken başka hangi özellikleri göz önüne almalıyız? Gülü farklı renklere bölmenin yanı sıra sınırlarını da belirlememiz gerekir. Mesela, kökün sınırları nerede, yaprak nerede başlayıp nerede bitiyor? Bu aşama çok önemli çünkü sadece sınır çizmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda yaprakların ve kökün, yani tüm kısımların şeklini ayırt etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi beynimizin işleme koyduğu bilgiler. Bir nesnenin biçimini anlayabilmek için beynimizdeki çok özel bir yolu kullanıyoruz. Parvo yolu. Bu yol, bir nesnenin şeklini teşhis etmekle yükümlü. Diğer bir deyişle, parvo yolu, 3 boyutlu çözünürlükte gayet iyi. Yazalım, 3 boyutlu çözünürlük. Yani, bir nesnenin sınırlarını ve küçük detaylarını algılamada yardımcı olan bir yoldan bahsediyoruz. Hareket etmeyen bir şeye, mesela bir tabloya veya dalındaki bir güle bakıyorsanız, küçük detayları görebilirsiniz. Gül yaprağındaki damarları, küçük detayları algılarsınız. İşte bunun sebebi, yüksek 3 boyutlu çözünürlüğü olan parvo yolunu kullanmanızdır. Parvo yolunun olumsuz diyebileceğimiz bir özelliği, zamansal çözünürlüğünün zayıf olması. Zamansal çözünürlük, hareketle ilgilidir. Yani bir gül hareket ediyorsa, mesela gülü havaya atıyorsam, parvo yolunu kullanarak gülü takip etmemiz zorlaşır. Parvo yolu, hareketsiz nesneleri detaylarıyla görmeye yarar. Fakat bu nesne, hareket etmeye başladığında, nesnedeki küçük detayları görmemeye başlarsınız. Bunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Araba sürerken yanınızdan küçük bir araba yavaş gidiyorsa, bu arabayı ve şoförü detaylarıyla görürsünüz. Fakat tekerleklere bakarsanız, çok hızlı hareket ettiğini fark edersiniz. Jantlara bakıp hangi marka olduğunu veya şekillerini anlamaya çalıştığınızda zorlanırsınız. Jantlar çok hızlı hareket ettiği için detayları anlamak çok zordur. Parvo yolu aynı zamanda cisimleri renkli görmemizi sağlar. Yani bir nesnenin detayları kadar rengini de parvo yoluyla görebiliriz. Eğer bir şey hareket halindeyse, parvo yolunu değil de magno yolunu kullanırız. Magno yolu da parvo yolu gibi özel hücrelerden oluşur ve hareketi algılamamızı sağlar. Bu da çok yüksek zamansal çözünürlüğü var demek. Daha önce belirttiğimiz gibi parbo yolunun zamansal çözünürlüğü çok düşük. Magno yolu bunun tam tersi. Yani bir şey hareket halindeyse o nesneyi takip edebiliriz. Magno yolunun 3 boyutlu çözünürlüğü çok zayıftır. Şöyle düşünebiliriz. Eğer bu güle parvo yolunu kullanarak bakarsam, gül hareketsiz olduğu sürece tüm detayları görebilirim. Magno yoluyla bakarsam gül şöyle görünür, yani bulanık. Köke ve yapraklara bakınca da sadece bulanık bir şey görürüm. Parvo ve Magno yolları arasındaki farkı böyle düşünebiliriz. Yani parvo yoluyla tüm detayları görürken, Magno yoluyla bulanık görürüz. Magno yolu, eğer bu gül hareket halinde olsaydı işimize yarardı. Tam tersi, parvo yoluyla baktığımızda gülü göremezdik bile. Beynimizdeki iki yolun avantaj ve dezavantajları işte bunlar. Son olarak Magno yolu renkleri değil, hareketleri algılar. Yani bir nesneye baktığımızda şu üç özelliği algılamamız aynı anda gerçekleşiyor. Yani bir güle bakarken öncelikle renk, daha sonra şekil, en sonda hareket edip etmediğine odaklanıyorum. Yani tüm bilgiler aynı anda geliyor. Bir nesneye baktığımızda şu üç özelliği aynı anda algılamamıza da paralel işleme deniyor.